bir ritim başka. Tıp tı çık tak tık tak 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 vur baba ya falan. Göbek atmak istiyorsak tıp tı çık tak tık tak 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 tırınk tırınk tırınk. Slash çalıyor. Lan aynısını yapıyorum olmuyor. Diyor diyor diyor. Kör Kemet bir şey yapıyor. Aynısını yapıyorum olmuyor. Diyor diyor diyor. Meğer ben penayı yanlış tutuyormuşum. Eğitim istendik davranışları ortaya koyabilme yeteneğini sağlıyor bize. Ne güzel cümle oldu ya. Neredeyiz diye merak ediyorsunuz şu anda, adım gibi eminim. Yanına da iki tane elektro ve bas gitar almış diye izliyorsunuz. Önceki haftalarda izlediğiniz gibi kimisi göze hitap etti hikayeleri, kimisinin mideye hitap etti ki o bayağı eğlendi yemekleri yerken. Bu hafta da biz kulağa hitap etmek istedik. Akın Hoca'nın misafiriyiz ve Akın Hoca'nın hikayesini dinlemeye geldik. Evet Akın Hocam, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Süperiz, teşekkürler. Süper oldunuz her halinizden. Ben de sahne önündesiniz. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet, Akın Hoca kimdir? Akın Hoca müzik öğretmenidir, müzisyendir, dünya insanıdır. İnsanları seven biridir, motosiklet kullanır, enstrüman çalar, enstrüman öğretmekten acayip keyif alır. Çünkü bazı insanlar çiçek yetiştirmekten hoşlanır. Ben de ne güzel ki öğrenci yetiştirmeyi, gerçekten hakkıyla enstrümanı çalan, bilen, öğreten güzel müzisyenler yetiştirmekten çok keyif alıyorum. Hocam, Akın Hoca bu işe nasıl girdi? Ben bu işe biraz ters girdim. Benim babam acayip sanat müziği aşığı bir adam. Yani arabada ha bu ya evde ama yani yeter. Bir yerde artık sıkılıyor. Evet. Ben de dedim ki babama, babacım dedim, ben gitar çalmak istiyorum, elektro gitar çalmak istiyorum. O ne lan dedi. Ertesi gün bana ud getirdi. Evet. Bu da telli. Bu da telli, bununla çalarsın. Bir tane ud metodu da getirdi. Ben oturdum çalıştım onu ama Metallica çalıyordum. Böyle başladım. 5 yıl kadar çaldım ben gitarı bu şekilde. Eğitim fakültesi mezunuyum ama ondan önce bir sene fizik okudum. İşte 3 yıl elektrik elektronik okudum. Mühendisliği bıraktım. Çünkü müzik insanıyım ben. Çalmak, müzik yapmak istiyorum. Ben bayağı bir çaldım. Fark ettim ki bu gitar çok zor. Slash çalıyor. Lan aynısını yapıyorum olmuyor. Kör Kemet bir şey yapıyor. Aynısını yapıyorum olmuyor. Meğer ben penayı yanlış tutuyormuşum. İşe ud'la başladınız. Babanız size bir ud hediye etmişti. Daha sonra siz elektro gitara geçtiniz. Hayır. Baban... Nasıl hayır? Babam banka müdürüydü. Erzincan'a tayini çıktı. Dedi ki sen pek ders çalışmıyorsun galiba. Sen gel bakayım benimle bir kampa girelim. Üniversiteye hazırlık zamanlarında. Ud yok. Gitar hiç yok. Ben evde test falan çözüyorum. Dershaneye gidiyorum. Evin arkasında şu boyutta bir tahta parçası vardı. Ben onu aldım. Üstüne 4 tane çivi çaktım. 4 tane de buraya. Bayağı bildiğim beyaz don lastiği var ya. Onu gerdim. Akortladım. Yalnız son teli akortlamak zor oldu çünkü çok gergin oldu. Onun üstüne çizgiler çizip böyle Metallica'nın partilerini çalışıyordum. Böyle bir hikayem var. Ondan sonra müzik bölümüne artık girdik. Babam o zaman dedi, ha tamam artık yapabiliyormuşum, iyi hadi falan bakalım yaptı. Peki hocam, o yıllarda rol model aldığınız biri var mıydı? Bizim bir yan komşumuz var, Ankaralıyım ben. Orijinal Ankara bebesiyiz. Emek'te oturuyoruz 8'de. Yan komşum dedi ki, ben dedi bir müzik türü buldum dedi. Onun abisi yurt dışında okuyordu. Çok acayip bir şey dedi, bir dinleyelim mi dedi. Ya dedim ben sevmem, zannetmiyorum çünkü biraz Doktor Alban dinliyorum ben, dans etmeye çalışıyorum. Öptep, evri gidemek, dik dik falan. Neyse bir dinledi, anam neymiş bu dedim ya, böyle cayır cayır bir şey. Aa dedim harika. Bir baktım, Skitrol'un Slave to the Grind albümü. Of, efsane albümdür. İşte o andan itibaren ben elektro gitar çalmam gerektiğini anladım.
Hocam bu arada bir şeyler ortaya koyduğunuzda yaşınız kaçtı? Tamam ben bu müziği yaptım dediğinizde kaç yaşındaydınız? Şimdi hani bu müziği yaptım hiçbir zaman diyemiyorsun. Çünkü nefesini tutup denizin dibine dalmaya benziyor. Hiçbir zaman o nefes yetmeyecek. Yaptım bitirdim değil ama hani şarkıları çalabildiğim zamanlar lise zamanlarıydı. Fena tutmayı bana biri gösterseydi. Şimdi de hani YouTube'dan bakıyoruz ya mesela, şu şarkı böyle çalınıyor. Süper ama o adam penayı nasıl tutuyor? Parmak pozisyonları ne? Hangi parmakla nereye basıyor? Çünkü enstrüman eğitimi, bütün eğitimler şu noktada toplanıyor benim gördüğüm kadarıyla. Ne kadar efektif, ne kadar büyük, güzel şeyler o kadar az efor. El ne kadar yüze yaklaşırsa o kadar daha parmaklar açılır. Hani görüyoruz ya filmlerde, konserlerde diz kapağında böyle çalıyor şöyle falan. Aşağıdan. Öyle gitarist yok ya, yani o çalmıyor zaten. Sepultura diye bir grup var. Max Cavalera, Igor Cavalera'dır. Onlar dört tel çalarlar elektro gitarda. Çünkü diz kapağında çaldığı için alt tele ulaşamaz. Peki Akın hocam kaç tane enstrüman çalıyorsunuz? Gitarda çalamadığım bir şey yok. Hani virtüözler dahil çalıyorum. Elektro gitar ve bas gitar için konuşuyorum. Klasik gitar eğitimi aldım ama ya pek sevmedim klasik gitarı, ben çalamam. Çok sade. İşte piyano, şan, biraz bateri falan. Stüdyoya girdiğimde davulun üzerinde boks eldivenleri falan gördüm. Herhalde müzikal hayatınız dışında da başka aktivitelerle uğraşıyorsunuz. Kickbox antrenörüyüm ben. Üçüncü damdayım böyle ayağa falan. Biz kalkıp gidelim. De, yok estağfurullah. Zaten kuşak yükseldikçe efendilik artıyor. Kickbox, judo yapıyorum. Müzikle spor, özellikle dövüş sporları çok paralel. İkisinde de improvizasyon var, yani doğaçlama var. Şimdi biz burada gamları öğreniyoruz. İşte bu gam şurada olur, bu gam. Çalmaya başladığımız zaman öğrendiklerimizi uyguluyoruz ve müzik yapıyoruz. İşte boks yaparken, müsabaka yaparken de işte hep bunu öğreniyoruz. Bir düz, düz, düz. Ondan sonra bu hep burada olmuyor ki. Bazen burada oluyor. Bazen burada oluyor, bazen burada oluyor. Yani aslında bu iki sistem birbirinden farklı değil. Ruhumuz var, bedenimiz var ve aklımız var. İşte bunların üçünü geliştirdiğimiz zaman üstünde duracağımız bir zemin oluyor. Hani yüksek insan falan, hani bundan değil de kendini gerçekleştirme anlamında olduğumuz nokta işte o mutlu olma noktasıdır. Herkes enstrüman çalabilir mi? Bazı insanlar diyorlar işte müzik kulağı olması lazım. Ya tamam güzel ama insanların %95'inin zaten müzik kulağı var. Yani müzik dinleyip keyif alan bir birey zaten müzik kulağı var demektir. Müzik dinleyip keyif alan insanlar içinden de enstrüman çalmak isteyenler olacağı için hiçbir sıkıntı yok. Kötü ses olmaz. Eğitimsiz ses olabilir. Eğitim istendik davranışları ortaya koyabilme yeteneğini sağlıyor bize. Ne güzel cümle oldu ya. Bunu kesme, güzel oldu. Güzel güzel. Sesimizin rengi zaten bize özel. Bir İbrahim Tatlıses'in sesine yakın sesler var. Onun sesine benziyor hatta. Bu eğitimden mi geliyor yoksa sesin yapısından mı geliyor? Sesi benziyor olması taklitten gelir. Çünkü biz de mesela enstrüman çalarken ilk önce bir gitaristi taklit ediyoruz. Nasıl yapmış bu falan diye. Ondan sonra o bizim elimize alışıyor. Onun da ağzına, gırtlak yapısına alışıyor. Söylediği zaman onun gibi oluyor mesela. Taklit öğrenme biçiminin neresinde kalıyor? Şöyle bir yere kadar taklit etmek güzel. Taklit etmekten kasıt birebir onun gibi olmak değil. Gitaristin ya da müzisyenin ya da okçuluk ya da bisikletçinin o kafasındaki bilgileri almak lazım. Model almak, ondan feyiz almak anlamında tabii eğitimin tam ortasında. Bu açıdan bakıldığı zaman da taklit etmek müzik türlerini ortaya çıkarıyor. Şimdi Victor Wooton diye bir abi var, böyle bir slap bass çalıyor. Bu nasıl çıktı slap bass? Davul partisini gitarda nasıl çalarım diye oldu. Biz de caz gitarda özellikle trompetçilerin partilerini çıkarmaya çalışıyoruz. Ne yapmış bu adam diye. İyi çalmak çok çalışmayla mı alakalı yoksa bir yetenek midir? Yetenek tabii iyi bir şey. Öğrenme sürecini kısaltır. Yetenekli biri gitarda fa majör akorunun basılması biraz sıkıntıdır. Bunu bir ayda yaparken ya yeteneksiz bayağı zurna, bayağı negatif yetenekli olan da bunu en fazla 2 ayda yapar.
Ama yapar neticede. Kesinlikle yapar ve bu teknik bilgi ilerledikçe bu makas aralığı daralır. Hocam sizce hani bir eğitimcinin gözünden soruyorum bunu. Müzisyen nasıl olmalı? Bence rapdiye gibi olması lazım. Yani bir konuda çok iyi ama geri kalan arka plandaki enstrümanların da nasıl çalındığı konusunda fikri olursa müziği kavrama açısından daha iyi olur. Onun için biz burada herkese her şeyi çaldırıyoruz. Kapı gıcırtısına bile oynayan bir milletiz. Evet. Sizce müzik ard arda notaların oluşturduğu bir şey midir? Ya da kulağa gelen her ses müzik midir? Müziğin müzik olması için bir armonik yapısının olması gerekir. Yani müzikte bir gam var, bir ritim var, bir de akor var. Bunların üçü birleştiği zaman müzik ortaya çıkıyor. Müzik grubu düşünelim. Biri davul çalıyor, uptıs uptıs ya da tak tik tak tak tak. Biri akor çalıyor, tırınk tırınk tırınk. Biri de melodi çalıyor. İşte müzisyen kardeşlerimizin öğrenmesi gereken konu bu. Müzik de duygu ve düşüncelerimizi aktarma biçimidir. Her duygunun gamı var. Mesela çok depresifiz. Acayip böyle tribe giriyoruz artık, böyle ayrıldık mı bir şey, çok kötü bir şey oldu. Frigyan gam var. Bizim Türk müziğinde bu Kürdi makamına denk gelir. Onu çaldığımız zaman bayağı böyle modumuz değişir. Dertlenirsiniz. Dertleniriz böyle, efkarlanırız falan böyle acayip. Ondan sonra armonik minör gamdır. Hani arabesk tarzı böyle işte kaç kadeh kırıldı tarzı şarkılarda böyle vur baba ya falan. Mutlu hissetmek istiyorsak mesela Bob Marley, itçik itçik bir ritim başka. Ya da göbek atmak istiyorsak tıp tıçık tak tık tak tak tak. Hani bunların gamları, ritimleri ve akorları var. Bunların birleşimine armoni denir. Bunu bildiğimiz zaman olay çok kolay. Birçok arkadaşımız ve müzisyen kardeşimiz ekmek parası derdinden popüler şeyler yapmak zorunda kalıyorlar. Onun için yani önereceğim kişisel olarak müzisyenleri bulabiliriz. Burada ben varım. Üstünde emek verilmiş, kafa patlatılmış, duygu yoğunluğu olan müziklerin hepsini seviyorum. Hocam müzikle aranızda nasıl bir bağ var? Benim için müzik kendimi gerçekleştirme yolunda bana en büyük yardımcı olan aşk. Unsur. Hocam bu hafta teşekkürler. Sizin hikayenize konuk olduk ve burada beraber müzik yaptık. Hikayenize bir isim vermek isteseydiniz bu isim ne olurdu? Hikayemin adı kendini gerçekleştirmek olurdu. Çünkü kendini gerçekleştirmek yolunda insanın neyden keyif aldığını bulması lazım. Ben buldum. Müzik, spor, doğa. Akın Hoca'nın stüdyosu ve Akın Hoca'nın iletişim bilgileri sayfanın altında olacaktır. Kendisine ulaşmak isteyenler oradan irtibata geçip ulaşabilirler. Bu hafta çok güzel, müzik dolu bir hikayeyle karşınızdaydık. Umarım haftaya yeni hikayelerle yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İki kapı. Yeah.